Tabii çok ilginç. Hegel aslında çok ilginç bir filozof bir açıdan baktığınızda. Yani bütün dünya tarihini açıklamaya çalışan, aklı tanrılaştıran, yani ona müthiş bir güç veren bir filozof. Yani Alman idealizmi sonunda Hegel'le ulaşabileceği en son noktaya ulaşmış. Hatırlarsanız geçen hafta burada dünya bilgeliğinden söz ediyor. Öngörü diye çevrilen sözcüğün providencia olduğu, o da yüce yaratıcı gücün insanı kolladığı, himaye ettiği, ona işte ihsanlar bahşettiği anlamına geliyordu. Hegel burada bu tanrısal gücü nous olduğunu, yani eski Yunanca'dan akıl anlamında düşünce olduğunu söylüyor. Herhalde hiçbir filozof veya çok az filozof Hegel kadar aklı ve düşünceyi bu kadar abartmamıştır. Ama diye başlayan paragrafta kalmıştık. Daha yakından bakıldığında bu inanç ile, yani providencia, Tanrı'nın inayeti, ihsanı, himayesi, kollayıp gözetmesi, bizim ileri sürdüğümüz ilkenin ayrılığı, hatta karşıtlığı da tıpkı Anaksagoras'ın ilkesiyle, Anaksagoras da nous kavramını ilk kullananlardandır. Bizim Urlalı Anaksagoras. Sokrates'in bu ilkeye ilişkin savının karşıtlığı gibi aynı yoldan çıkmaktadır. Yani inanç da belirsizdir. Genellikle öngörüye inancı kastediyorum. Yani böyle bir yüce güç var mı? Bütün varlıkları sarıp sarmalıyor ve onları kolluyor. Yani bu inanç da belirsizdir. Genellikle öngörüye inancı kastediyorum. Belirli olana erişememekte, dünya olaylarının tümüne, alabildiğine akıp gidişine uygulanamamaktadır. Bu uygulama yerine tarihin doğal açıklamasıyla yetinilmektedir. İnsan tutkularına daha güçlü orduya, şu ya da bu bireyin yeteneğine, ökeliğine yani dehasına ya da devlette bunların bulunmamasına bağlanılmaktadır. Yani böyle bir öngörüye inançla ilgili söylüyor. Bunlar Sokrates'in Anaksagoras'ta kınadığı doğal rastlantısal denilen nedenlerdir. Soyutlamakta kalınmakta, öngörü düşüncesinin belirlenmeksizin öyle kabaca genellemesiyle yetinilmek istenmektedir. Yani Hegel burada çağının Hristiyan inanç düzeniyle karşı karşıya ve kendi akıl yoğun bakışını temellendirmek ve onu desteklemek istemektedir. İşte öngörünün şu ya da bu biçimde davranmasındaki belirliliğe, öngörünün planı
Bu yazgının ereği ve araçlar, bu planlar denir. Ancak bu plan, yani bütün var olanları kollayıp gözeten bir yüce gücün, ki Tanrı deniyor alışılmış dille, bunun bir planı var diye düşünülüyor. Ve bu işte tek tek insanlar için veya bütün insanlık için bir yazgı oluşturuyor. Ancak bu plan gözlerimizden saklı olan bir şeydir. Bu planı bilmeyi istemek, yeterli temelden yoksun bir kanıya dayanmak demektir. Yani bu bütün evrene egemen olan planı bilme işi. Usun kendisini gerçeklikte nasıl açtığı konusunda, bakın bu cümleciye, Usun kendisini gerçeklikte nasıl açtığı. Demek ki Us, o yüce güç, kendini nerede gösteriyor? Kendini nerede açıyor? Gerçeklikte açıyor. Anaksagoras bu konularda bir şey diyememiş. Belki demiş, bize kalmamış. Hani Anaksagoras'ın nous diye bir söz söylüyor ama neyi kastettiği belirsiz hakikaten. Çünkü bu Anaksagoras'ın bir zayıflığı değil belki, bize kalmamış. Yani parça parça kaldığı için Anaksagoras'ın bilgisizliği doğaldı. Yani Anaksagoras'ı burada bilgisiz kabul ediyor. Düşünme, yani düşüncenin bilinci, onda ve genellikle Yunanistan'da daha ileri gitmemişti. Yani onun dönemini kastediyor. Tabii öyle midir, değil midir? Bu sorgulanası, tabii felsefedeki birçok sav gibi, sorgulanası bir sav elbette. Hocam. Anaksagoras somutu genel ilkenin ışığında kavramak için genel ilkeyi somuta uygulayamazdı. Yani akıl diyorsun da bu akılı nerede görüyoruz? Yani bunu bir somutlaştır dediğimizde Anaksagoras bunu yapamadı diyor. Hegel kendisinin yaptığını söyleyecek. Çünkü akıl kendini tarihte somutlaştırıyor demişti. Aklı görmek mi istiyorsun? Veya tini görmek mi istiyorsun? Tarihe bak. Tarih çünkü aklın açılımıdır. Kendini tarih olarak açıyor. Yani olaylar zinciri. Ya, silsilesi, akışı nasıl derseniz. Somutun genelle bir birleşimini öznel bir tek yanlılıkla da olsa böyle bir uygulamaya karşı olmadığını gösterdi. Ancak ondan önceki İnanç, en azından öngörü planının büyük çapta uygulanmasına ve bu planın bilgisine ters düşmektedir. Gerçi şu ya da bu durumda bu planın, demek ki bakın, kabul ettiği, bu sözlerden ne anlıyoruz? Bakın, felsefi metinleri
yahut düşünceyi, çünkü düşüncenin dile getirilmesini metinlerde görüyoruz. Bu metinleri okurken bu metinlerde dile getirilen düşüncenin neleri önceden kabul ettiği ve ona dayandığını anlamak gerekiyor. Neyi kabul ederek konuşuyor? Aklın bir planı var. Yani böyle bir akıl anlıyor. Yani akıl dediği zaman sadece çıkarımlar yapan, her bireyde ayrı ayrı olduğunu düşündüğümüz, yaşamda karşılaştığımız sorunların çözümüne yardımcı olan, bilim yapan, matematik yapan, mantık yapan böyle bir akıldan söz etmiyor. Tanrısal bir şey. Bir güç. Ve bu güç kendini açıyor. Tarihte. Ve bir planı var. Rastlele değil. Gerçi şu ya da bu durumda bu planın geçerliliği pekala kabul etmekte ve dindar ruhlar başkalarının saf rastlantı sandıkları birçok tek tek olayda yalnızca genel olarak Tanrı'nın takdirlerini değil ama aynı zamanda Tanrı öngörüsünün yazgısını, bu öngörüdeki erekleri görmektedir. Yani dindarsanız kendi Tanrı anlayışınıza göre burada Tanrı'nın nasıl olayları yönlendirdiğini görebilirsiniz. Yine de bu kabul etmeler ve görmeler tek tek olayların dışına çıkmama eğilimindedir. Bunları hep tek tek olaylar düzeyinde görürler, bütünü görmezler diyor. Yani Allahu Teala benim bir bacağımın eksik olarak doğmamı takdir etmiş. Böyle buyurmuş. Mesela derler. Veya başka şeyden dolayı hep Tanrı'nın yüce yaratıcı gücün insanın dünyanın yazgısını nasıl ördüğünü dokuduğunu görürler. Ama bu görmeler tek tek olaylar düzleminde oluyor. Örneğin büyük bir bocalayış ve güçlük içinde olan bir kimseye hiç beklemediği anda bir yardım gelmişse hiç beklemiyorsunuz. Şükranını anlatmak için hemen Tanrı'ya ellerini açtığı için haksızlık etmememiz gerekir. Yani burada Tanrı'nın kendisini kayırdığını, sana bu sıkışık durumdan kurtulman için yardım ettiğini düşünür. Ancak burada varılmak istenen erek sınırlıdır. İçeriği de yalnızca bu bireyin özel ereğidir. Çünkü bu birey çok yoksulsa amacı yoksulluk ereği yoksulluktan kurtulmadır ve Tanrı'nın inayetiyle yani öngörüsüyle
birdenbire bu yoksulluktan kurtulduğunu görebilir. Buradaki örnek üzerinden konuşursak. Oysa dünya tarihinde bizim ele aldığımız bireyler tamamen halklar ve devletlerdir. Yani tek tek bireylerle uğraşmıyoruz. Öyleyse deyim yerindeyse öngörü inancının ıvır zıvırlarıyla oyalanamayız. Bakın burada açıkça öngörü, yani dinden gelen o yaratıcının kollayıp gözetmesi. Çünkü öngörünün arkasında müdahale var olaylara. Yani Tanrı çok iyi bir insana bir takım imkanlar yaratabilir. Bir gün evinin kapısını açar bir bakar ki kapının önünde bir çanta duruyor. Çantayı açar bakar, içinde paralar. Yani demek ki bir biçimde yüce güç ona yardım etmektedir diye düşünür. Ama dünya tarihinde böyle bireylerle uğraşılmıyor. Dünya tarihinde toplumlar ve devletler var. Halklar ve devletler. Öyleyse, deyim yerindeyse, öngörü inancının ıvır zıvırlarıyla oyalanamayız. Hani biraz önce daha yumuşak davranıyordu öngörüye, şimdi tepesi atmış, öyle anlaşılıyor. Dünyayı yöneten bir öngörünün var olduğu tarzındaki genellemeyi aşıp da belirliliğe varmak istemeyen soyut, belirsiz inançlarla da kalamayız. Tam tersine bu konuda çok daha ciddi davranmak zorundayız. Evet, ciddiyet diye bir şey biraz Alman kültürüdür yani. Sorumluluk almak. O sorumluluğu yerine getirmek. Ödev duygusu. Ödev ahlakı işte Kant'ta. Ama ondan sonraki filozoflarda da var, Nietzsche'de de vardır. Yani Nietzsche asi bir filozof diyebilirsiniz ama kendisi kabul etmese de o bir Almandır. Sonuçta ve dolayısıyla onun tinsel genlerine ödev duygusu sinmiştir. Ödev duygusu aslında sorumluluk duygusu demek. Yani bütün büyük filozoflarda olduğunu düşünüyorum. Yani bu dünyada bulunmaklığı borçlu olmak olarak anlama işi. Yani bu Hristiyan ahlakında zaten vardır. Yani ilk günahla doğuyor olmak, günah aynı zamanda borç demektir. Onu ödemek zorundayız. Mesela ben de buna inanırım. Yani insan ilk günah falanları bilmiyorum ama yani daha seküler bir düzlemde. Biz doğanın bir parçası olan canlılar olarak bu gezegeni daha yaşanır bir gezegen haline getirmeye borçluyuz. Getirmekle yükümlüyüz. Ama öyle olmuyor. Yani giderek
insan belki çoğu zaman ne yaptığını bilmeden çok garip bir tuhaf yerlere doğru gitmektedir. Hani öngörülebilir bir gelecek ve mi karşı karşıyayız? Yoksa teknolojinin, yapay zekanın ilerlediği dönemde. Mesela ben bir akademisyen olarak hala üniversitede çalışan genç akademisyenlerle konuşuyorum. Yani bu sosyal bilimler alanında olanlarla. Diyorlar ki biz artık öğrencilere ödev vermiyoruz. Çünkü ödev yapan ve yapay zeka var. Yani yapay zekaya ödev yaptırıyor. Ama bir şekilde anlama yolu var mı? Yani o mu yapmıştır ödevi yoksa yapay zeka mı? Yapay zekaya danışarak kendi yapsa iyi olur. Artık yapay zekayla iletişime geçmeden pek işler yürümüyor. Yani ben kullanmıyorum ama içinizde kullananlar vardır herhalde yapay zekayı. Hani yapay zeka daha düzenli bir Google olsa gerek. Ama daha ince şeyleri var. Mesela benim oğlum fizikçidir. Ben diyor yapay zekaya zor fizik problemlerini soruyorum ve çözüyor diyor mesela. Değil mi? Yani ne kadar çözebilir? Emin değilim. Mesela felsefe problemlerini de sorabilirsiniz. Tabii elinde ne malumat varsa onları düzenleyip cevap verebilir elbette. Ama o eldeki malzemeyi düzenleyerek bir şeyler söyleyebilir. Birçok problemi de anlayamayabilir. Yani yapay zekadan yardım alabilmek için onun dilini bilmek ve onun anlayacağı şekilde problemi ortaya koymak gerekebilir. Çözüm de zaten muhtemelen eskiden kütüphaneye gidip ansiklopediler, kitaplar karıştırarak bulduğunuz çözüme benzer bir çözüm olur. Yani bu kadar uğraş yerine bu yapay zeka birdenbire bu cevapları verebiliyor. Hocam, Dolayısıyla buyurun. ben maliyeciyim. Ha, evet. Vergiyle ilgili soru sorduk. İlginç olduğu için söylüyorum. Önce gerçekten cevap verdi, kaynak olarak kanunları gösterdi. Ama sonra dedi ki, çok hızlı vergi kanunları değişiyor. Bir vergi uzmanına danışın dedi. Vergi kanunları Evet. çok hızlı değişiyorlar dedi. Ama çok güzel söylemiş bence. Ahmet Hocam. Evet. Yani onu da koymuşlar demek ki şeye. Ne kadar güzel. Değil mi? Yani orada kesin konuşmuyor. Evet. Yani bu programcılar inanılmaz bir şey. Bu nasıl oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Yıllardan beri. Yani bu 1940'ların sonundan başlayan neredeyse 80 yıllık falan bir uğraş, belki daha 100 yıllık olabilir. Yani Turing şeylerini falan düşünürseniz yahut İkinci Dünya Savaşı'nda daha çok herhalde bu ortaya çıkan. Yani onun öncesi işte abaküsler, şunlar bunlar meseleleri var ama yani 80 yıl içinde binlerce çok zeki insan bunları çalıştı. Bu müthiş bir şey. Hocam, Yani insanlık için bir açıdan baktığınızda güzel bir şey. Yani ama tabii her iyi ve güzel olanın ters tarafı da var. Yani bu bir tehlike de olabilir.
Hocam ben de edebiyat üzerine sohbet ettim birazcık. Ha, ne diyor? Evet, ilginç. Doktora, daha doğrusu önce dedi ki bana edebiyat üzerinde sohbet edeceğim deyince hangi konu, hangi alan daraltmaya çalıştı. Çok bilinçli sorular geliyor. Ben klasik olsun dedim. Bu sefer hangisi olsun? Kısıtlaya kısıtlaya sınırlandırarak Dostoyevski'ye geldik. Onun hangi eseri? Buna Karamazov kardeşler. Burada çok güzel, yani birçok kaynaktan bulabileceğimden daha kaliteli bilgiyle çıktı karşıma. Fakat orada ben bir yorum yaptım. Ondan çok etkilendi. İlk defa duyuyorum böyle bir bakış açısını dedi. Kayıtlarıma geçeceğim. Sonra ben baktım ki tamam, bunun bildiği veriler. Bilinmeyene yöneleyim dedim. Nijeryalı bir yazar var, kadın. Angoz Adichie. Onun dedim boynunun etrafındaki şeyi okuyorum şimdi. Sizden yorum almak isterim dedim. Bekledi bekledi, hiç bilgim yok dedi. Peki nasıl bir kitap? Kahramanları kimler? Çok bilinçli sorular yöneltti ve bilemedi yani. Sonra sohbet etmek üzere ayrıldık. Bir daha da dönmedim o konuda. Yani hakikaten doğru yönlendiriyorlar ve gelişmiş bir Google, öyle diyeyim. Ahmet Hocam, Buyurun. sohbette Erol Dikicioğlu Bey'in bir sorusu var. Bir bakabilir misiniz? Tabii bakayım ama işte bakmam için galiba paylaşımı durdurmam lazım, değil mi? Yok, sohbeti açabilirsiniz hocam. Öyle mi? Evet Neyse, hocam. kapattım paylaşımı ama Tamam, bakayım. sohbet aşağıdaki sohbette şey var. Erol Güçlü Bey de sormuş ama önce Erol Dikici Bey'i Bakayım. soralım. Onu yanıtlayabilirsiniz, sonra diğer Erol Bey'e geçebilirsiniz. Evet, Marx Hegelian olarak bilinir. Nasıl olur da materyalist bir düşünür, idealist bir düşünürden etkilenir ve Hegel'den yola çıkarak felsefeyi ayakları üzerine oturtur? Bu birinci soru herhalde. İkincisi, değerli dur, yapay zekanın havuzu neyse vereceği yanıt da o olur elbette. Çünkü kendisi bu konularda da yani bir mühendis, matematikçi olarak uzmandır. Özellikle aldatılma çok rahat olası, kısacası algoritmanın tanımı. Şu an eksik olan anlandırma, duygu demiş. Yani o anlamda eksiği var tabii. Yani biz insanların eksiği hep olacağı gibi onun da epey eksiği var. Çünkü insanın bu duruma gelmesi binlerce yıl almış belki bir anlamda. Ne diyeyim, abartarak söylersek hani yeryüzündeki tarih milyonlarca olabilir. Evet, bu Hegel-Marx ilişkisi konusunda şimdi Hegel'le Marx, Hegel şey Marx dünyanın gidişinde kapitalist düzenin işleyişindeki sorunları, haksızlığı, sömürüyü, ama fabrikalar açılıyor, birçok kadın, çocuk, işçi saatlerce çalıştırılıyor. Değil mi? Büyük bir sömürü var. Bu sömürüye karşı bu yeni gelen kapitalist düzenin insan ezer yanını giderebilmek için bir teorik çerçeve oluşturmak gerekir. Bu teorik çerçeve aslında Karl Marx'ın doktora tezi Epikuros üzerinedir. Epikuros'un değil de onun yorumcusunun geliştirdiği atom kuramı, atomların çarpışmasıyla ilgili bir açıklama, yani oradan bir materyalist
dünya görüşü, zaten dünyanın içinde bulunduğu bu sefil durum, değil mi? Felsefenin sefaleti çalışmasını düşünürsek, hakikaten felsefe o anlamda insanın içine düştüğü durumu, yoksul insanların, işte işçi sınıfının, emeğinin karşılığını alamayan insanın acısını, durumunu düzeltmek için bir kuram oluşturmak gerekir. O kuram da herhalde bir işin içinde bir uyum odaklı bir kuram olmayacak da bir çatışma olacak ve o çatışma ardında yeni bir düzen olacak. Bu Hegel'de bir biçimde var. Ama hep düşünce düzeyinde oluyor. Yani hep bir tinsel düzeyde oluyor. İşte bunun ayaklarının yere basması meselesi, yani ters yüz edip, ki bu hakikaten müthiş bir şeydir ya. Yani felsefenin dünyayı değiştirebilme gücünü görüyorsunuz. Yani Marx o anlamda çok büyük bir insan. Yani belki çok özgün bir filozof olmayabilir. Çünkü dayanakları Hegel ve diyalektik düşünce, ki o Hegel'den önce de vardı bir anlamda. Ama bunu yaşama uygulaması müthiş bir şey. Çünkü o bu düzenin oluşturan yazgıyı anlamak istiyordu. Yani biraz önce okuduk, yani tarih. Tarihin gidişini anlamak istiyordu. Hegel bunun üzerine kafa yormuş kendince ve bir çalışma ortaya koymuş. Bu Marx için müthiş bir imkan aslında, kendi anlayışını, felsefi temellerini oluşturmak açısından. Ama yani Das Kapital'e baktığınız zaman o tamamen büyük böyle ekonomik şeydir. Hani dünya ekonomisiyle ilgili müthiş bir çalışmadır yani. Ve müthiş bir emektir. Yani bu insanlar gerçekten, yani yalnız deha falan değil, müthiş bir düşünme işçisidir, emekçisidir. Yani o öyle bir eser yazabilmek için, çünkü sistemi anlayabilmek için veriye ihtiyaç var. Yani o zamanki olanaklarla şimdi çok kolay tabii. Ama o zamanki olanaklarla dünyadaki ekonomik gidişin, işleyişin yapısını çıkarabilmek, tabii Engels'i de unutmamak lazım. Yani Engels olmasaydı, değil mi, Marx yoksul biridir. Yani sonuçta öyle bir desteğe de gereksinim vardı. Yani felsefede şey olmuyor. Yani sen bizdensin, o bizden değil gibi bir düşünce olmuyor. Hakikat neredeyse, ya hakikat araştırmasında yürüyebileceğin yol, olanağı neredeyse oraya gidebilirsin. Yani burada çok büyük anlaşılmaz bir şey görmüyorum. Bunlar birbiriyle elbette
uzlaşmıyor ama tersine yakınlar. Hegel'in felsefi sistemi de ondan önceki işte bir Schelling ve Fichte'ye dayanıyor. Büyük ölçüde Schelling'den etkilenmiştir. Hatta rahmetli Ömer Naci Soykan hep anlatırdı. Schelling'den çaldığı falan ne söylerdi Hegel düşüncelerini. Yani dünyadaki tarih yazımı çok ilginç. Hegel'in anlamında söylemiyorum. Yani şu anlamda felsefe tarihi yazılımı ilginç. Şimdi bakıyorsunuz, eğer arşive gidip inceleme imkanınız varsa, mesela Hegel'in bu kitabı yazdığı zaman Almanya'da veya yakın çevrede, Fransa'da, İngiltere'de, Avrupa'da ne gibi çalışmalar vardı felsefede? Ne gibi eserler ortaya konuyordu? İnanılmaz. O kadar çok kitap var ki. Ama kala kala birkaç kişi kalıyor. Öbürküler unutulup gidiyor. Çok ilginçti. Ben de zaman zaman, şimdi yapmıyorum da ama gençken kütüphanelere gider, mesela edebiyat şeyine bakardım, dergilerine. Yahu dergilerde mesela 1930'larda, 40'larda neler varmış, ne yazarlar varmış. Yok. Birkaçı kalıyor. Yani tarihin müthiş bir şeyi var, eleği var. Eliyor yani. Ama neye göre eliyor? Yani kalanlar hep değerli oldukları için mi kalıyor? Ben pek öyle düşünmüyorum. Yani hep değerli olanlar kalıyor. Değersizler eleniyor gibi bir anlayış çok. Çok fazla akılcı, sanki bir akıl, işte Hegel'de de öyle ya, yönetiyormuş gibi. Ben öyle sanmıyorum. Yani bir her şeyi planlayan bir akıl anlayışı, işte Hegel, şimdi okuyacağız birazdan. Bir kurgu diye düşünüyorum. Tesadüfler var. Rastlantısallıklar var. Ama insan dediğimiz canlı, hepimizi de katarak söylüyorum, rastlantısallıktan rahatsız oluyor. İstiyor ki bir düzen olsun. Olur mu ya? Neden bu kalıyor? Demek ki büyük şair olduğu için. Belki Fuzuli zamanında bir sürü fuzuli insan vardı. Yani onlar fuzuli oldukları için harcandılar da bir tek fuzuli kaldı geriye diye düşünebilirsiniz. Fakat ne müthiş ya, fuzuli deyince aklıma geldi. Ne kimse çalar kapım badı savadan gayri diyor. Ya ne kadar yalnız hissetmiş kendini. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge. Yani gönlündeki ateşten başka ona hiç yanan kimse yokmuş. Ve kimse de sabah rüzgarından başka kapısını çalmıyormuş. Yani müthiş biri mesela, Fuzuli kalmış, değil mi? Ama yani gerçekten değerli olduğunu görüyorsunuz.
çok değerli olanlar vardı da biz mi bilmiyoruz? Yani nasıl ayıklanıyor? Büyük düşünürler, büyük sanatçılar kalıyor ve fasafiso olanlar gidiyor mu acaba? Yoksa gürültüye gidenler var mı? Zaten müthiş biridir de gürültüye gitmiştir. Yazmıştır mesela, kimse bastıramamıştır. Veya birkaç şiiri vardır. Bütün o gücü tutanlarla kavga etmiştir. Yani edebiyat otoriteleriyle, dergicilerle falan. Sesini duyuramamıştır garip. Harcanmış gitmiştir belki. Aynı şeyi mesela bilim tarihi için de düşünürüm. Aa, bilim tarihini bir okuyorsun, hep dahiler var. Olur mu ya? Bir sürü yanlış yapanlar var mesela. Onlar yazılmıyor. Sahtekarlar var. Belki bazıları yazılıyordur. Yani binlerce bilim insanı var. Aa, bir Newton çıkıyor. Arkasından bir Einstein. Allah Allah. Yani yüzlerce bilim insanı nerede diyorsunuz. Yani hepsinin arkasında çok fazla düşünen insan, Hegel'in de öyle. Yani bunlar bir kişi olarak çıkmıyor. Yani bir kişi olarak biz okuyoruz. Tarihler öyle yazıyorlar. Başka türlü tarih yazılır mı diye, madem ki konumuz hani tarih yazımı meselesi. Efendim, tarih yazımında iktidar etkisi vardır. Hani resmi tarih diye. Yani kim iktidardaysa onun dünya görüşüne uygun tarih yazılıyor. Veya kim güçlüyse o, çok satan büyük yayın evi varsa, işte birilerine tarih yazdırıyor ve binlerce kişiye dağıtıyor, dünyanın değişik yerlerine, değişik dillere çevirtiyor veya ödüller aldırıyor, sürekli propaganda yapıyor ve o çalışmayı mükemmel bir çalışma olarak kayda geçirmeye çalışıyor. Yani tarihe geçmekle kayda geçmek farklı şeyler mi acaba? Çoğumuz ona inanır. Tarih benim haklı olduğumu yazacaktır. Mesela böyle bir inanç var. Kim ya bu tarih? Yani kim yazacak senin haklı oldun? Yani bana böyle zulmediyorsunuz, beni hapislerde çürütüyorsunuz ama gün gelecek, tarih benim haklılığımı yazacaktır. Yani böyle bir insanüstü, adil, kendimizce tabii, bize hak veren bir tarih bizim haklılığımızı yazacaktır diye düşünüyoruz. Öyle bir tarih var mı acaba? Tabii felsefe tarihine bakıyorum arkadaşlar. Feci bir şey. Binlerce düşünür yok. Yok. Neden yok? Yapmışlar kendi yazdıklarını, mesela eski Yunan, Roma. Yok. Orta çağda belki baskılarla yazılmadı. Çok önemli düşünür. İşte Herakleitos okuyoruz. Herakleitos'un metni yok. Bir Herakleitos okuyorsun.
Gerçekten o mu değil mi bilmiyorsun. Yani başkalarının onun için söylediklerini toplamışlar. Al sana Herakleitos. Yani tarih çok tuhaf. Belki biraz parantez uzun oldu ama metnimize dönelim tekrar. Evet, bu işte Tanrı'nın inayeti, öngörüsü. Hiç beklemediği anda yardım gelmişse. Dünya tarihinde demişti, bizim ele aldığımız bireyler tamamen halklar ve devletlerdir. Öyleyse deyim yerindeyse öngörü inancının ıvır zıvırlarıyla oyalanamayız. Yani bir güç, bu İnsan tarihini yönetiyor gibi. Çünkü öngörü inancında, yani inayette, yaratıcının müdahalesinin mantığı yok. Yani bir felsefecinin hoşuna gitmesinin sebebi o. Çünkü dua ediyorsun, duan kabul ediliyor, sana yardım geliyor. Olaylar birdenbire değişiyor. Yani Tanrı yardım etti deniyor. Halbuki filozof ne istiyor? Bir düzen istiyor. Yani sürekli olarak Tanrı'nın müdahale ettiği olguların düzeni. Ne bilemiyoruz. Yani öngörü demiş, öngöremiyoruz. Yani nasıl müdahale edecek? Çünkü o yüce güç görüyor. Ama biz tarih yazıcıları göremiyoruz. Onun için herhalde öngörü işini ıvır zıvır demiş. Somut olan hep bunu arıyor. Yani tarihte olup bitenler somut. Yani öngörünün izlediği yollar tarihte araçlar ve görünüşlerdir. Bunlar açık olarak önümüzdedir. Bizden istenen ise yalnızca bunların adı geçen genel ilkeyle ilişkisini kurmamızdır. Yani olaylar var, görüyoruz. Ama bu olaylar hangi genel ilkeyle oluyor? Buradaki kabul ne? Demek ki olaylar rastgele olmaz. Ardında genel bir ilke var. Kabul bu. Ne malum öyle bir ilke olduğu. Hocam, Buyurun. Wittgenstein'a atfediliyor, bilmiyorum tam olarak doğru mu da temellendirilmiş inanışın temelinde temellendirilmemiş inanış yatar diye Tabii. güzel bir Evet, sözü vardı. Aklıma o geldi şu anda. tabii. Bu yalnız Wittgenstein değil, yani Hegel'in kendisi de söyler. Grundlos, Grund meselesi. Yani temelsiz temel var. Her temel temelsizdir. Çünkü insan mantığı, ya bu temel diyorsun, peki bunun temeli ne diye ad infinitum gidecek, yani sonsuza dek. Bir yerde durman lazım. Bak burada duracağız, durmazsan döverim ha diyeceğiz, orada duracağız. Son bir şey daha söyleyeceğim hocam. Bizim mesela hukukta da böyle ceza hukukunda hani bu nedensellik bağını bir yere kadar götürsen sonu gelmiyor. O yüzden objektif nedensellik bağı diye bir kavram ortaya koymuşlar. O nedenselliği böyle bir yerde kesiyorlar ki
suç atfedilebilsin bir kişiye, hani cezasını alabilsin diye, aynı o mantıkta sanki bu da. Evet. Yani bir yerde bir düşünce manevrası yapmak durumunda kalıyorsun. Onun için mesela mantık ve matematikte bir yerde durulur. Bu durduğumuz yere mesela teknik deyimle aksiyomatik sistemlerde aksiyom deniyor. Bunlar doğru kabul edilen teoremlerdir. Bunlar ispat edilemez. Çünkü her teoremi, yani doğru teorem demek, teori değil bak. Teorem demek bir önermedir teoremler. Doğruluğunun kanıtlanması gereken iddialardır teoremler. Ama her teoremi ispat edemezsin. Bir teoremi ondan önceki bir teoreme göre ve tanımlara göre veya sistemin çıkarım kurallarına göre kanıtlarsın, ama bir yerde durmak zorundasın. Durduğun yer tanımlardır. Tanımlar doğru kabul edilir. Aksiyonlar, çıkarım kurallarını koyarsın ve sistemini oluşturursun. Hatta bakın, birçok insanın belki kabul edemeyeceği bir şey ama bilimin temelleri temelsizdir. Bunu iddia eden 20. yüzyılda büyük düşünür Popper'dir. Yani ne demek o? Temelleri temelsizdir. Çünkü temel uzlaşımla oluyor, konvansiyon. Uzlaşım. Yani bilim insanları tamam diyorlar ve o temel oluyor. Yani mantık sistemlerine, matematiğe filan baktığınızda hakikaten temeller sallanıyor yani, boş boşlukta. Kabullere dayanıyor. Fakat burada yani müthiş bir akıl inancı görüyorsunuz. Yalnız Hegel, dikkat ederseniz, İhtiyatlı konuşmaya çalışıyor. Koca koca laflar söylüyor ama bitirmiyor. Tekrar dönüyor, dönüyor. Önümüzde olaylar var. Bu olayların ardında ne var? Bunu anlamak için genel ilkeyle ilişki kurmak gerekir. Nedir o ilişki? Şimdi Marx da benzer şey yapmış. Yani Marx'ın tarih anlayışı da budur. Yani tarihin akışının zorunlu olduğu, belli bir yere doğru, belli bir telos, belli bir ereğe doğru yöneldiği. İşte bu Hegel. Ama onun arkasında da dini bir inanç var. Yani metafizik bir şey var arkada. Karl Marx tabii o işçi sınıfının özgürleşmesi, emeğinin karşılığını alması ve insanlığın daha adil, emeğin sömürülmesine izin vermeyen ve sınıflar arası işte baskının, sömürünün ortadan kalkacağı bir düzen öngörüp umut ettiği için böyle bir tarih yazımı önerdi.
Ki bu da zaten insanları harekete geçirdi, işte işçi hareketleri, ondan etkilenen düzenler, yani başarısız olmuştur. Rusya, Sovyetlerdeki düzen, ama o Marx'ın sistemine uymuyor. Çünkü Rusya, Sovyetlerdeki düzen feodal düzenden komünizme geçmeye çalıştılar. Halbuki Marx kapitalizmden geçileceğini söylüyordu. Bu önemli bir şey. Tabii Marksist bakışın çok saygın yanları var. Yani iyi bir Marksist dogmacı değildir. Yeni düşüncelere açıktır ve dolayısıyla yani hala Marx'ın kitaplarında kalarak veya onların dar bakışlı yorumlarında kalarak düşünüyorsanız Marx'ın öngördüğü anlamda bir Marksist değilsiniz. Yani Herakleitos'tan esinlenerek işte tek değişmeyen şey tek değişmedir. İşte bu devrimi gerektirir diyen bir insan sürekli devrimlere de bir kısmı yani devirim olabilir. Yani olumlu anlamda devrim olmaz da devrim değil de yönetimin devrilmesi anlamında belki de Marx haklıdır. Yani onun için çok erken karar vermemek gerekir. Çok saygındır. Neden? İnsan emeğine saygı. Yani emek çok kutsal bir şey. Ve onun hakkı verilmelidir. İnsana ve insan emeğine olan saygıya dayanan bir düzen. Değerli hocam, izin verir misiniz? Buyurun efendim, elbette. Beni çok etkileyen bir anekdotu kısaca aktarmak istiyorum. Buyurun. Halil İnalcık Hoca'yı bilmeyen yoktur. Evet. Tarihçilerin kutbu. 2013 yılında hocam Antalya'ya geldi ve boğazların önemini anlattı. Öğrencisi oldum tırnak içerisinde. İki konu çok etkilemişti hocam. Bir tanesi 97 yaşındaydı. Ben o zaman 60'lı yaşlardayım. Ya işte iş bitti artık falan diyordum. Kendisini görünce utandım. Tekrar okumaya geri döndüm hocam. Çalışmaya geri döndüm. Ama asıl beni etkileyen şuydu hocam. Bunu bir belgeselde de izlemiştim TRT2'de ama şu anda izlemek mümkün değil. Çocuklar dedi, Marx'ı bilmiyorsanız, tanımıyorsanız tarih yapamazsınız, tarihi anlayamazsınız dedi hocam. Bunu hiç Bravo. unutmuyorum. Bunu Evet. aktarmak istedim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Tabii. İşte böyle tarihçilerimiz olması lazım, değil mi? Yani bütün dünya kültürünü kavramış. Yani sadece böyle kronolojik olayları ayrıntılarına kendini bırakmış tarihçiler değil de bir insan ve dünya anlayışı geniş ufkuyla olup bitenlere bakma yetisine ve gücüne sahip. İnalcık Hoca da öyleydi gerçekten. Genel anlamda devam ediyorum, metne dönüyorum. Tanrısal öngörü planının bilgisinden söz ederken, günümüzde önem bakımından birinci sırayı alan bir soruna, Tanrı'yı bilme olana sorusuna işaret ettim. Bu
bir sorun olmaktan çıktığına göre belki aydınlanma düşüncesini yarattığı ortama dayanarak mı söylüyor? Kastettiğim daha çok kutsal kitaptaki Tanrı'yı yalnızca sevmek değil ama aynı zamanda bilmenin en yüce bir ödev olarak önerilmesine karşı olarak Tanrı'yı bilmenin olanaksız olduğunu ileri süren, tabii bilmeden ne kastediliyor? Orada ince nüanslar var. Ön yargı haline gelmiş öğretiydi. Bu öğretiye göre tinin yukarıda ileri sürülen şeyin ta kendisi, yani doğrunun özünü kavratan şey olduğu, tüm nesneleri bildiği, bakışının tanrısallığın derinliklerine kadar işlediği yatsınmaktadır. Halbuki Hegel'in tin anlayışı bir tanrısal bir güç olarak çıkıyor karşımıza. Saf inanç en yakındaki dala tutunabilir ve genel bir tanrısal dünya hükümeti tasarımında kalabilir. İnançları polemiğe dönüşmedikçe böyle yapanları kınamamalıyız. Fakat saflıkla hiç ilgisi olmayan bir biçimde bu tasarımda diretilebilir de. Genel önerme tam da genelliği yüzünden özel olumsuz bir anlam bile kazanabilir. Öyle ki tanrısal öz uzaklarda kalır, insana ait şeylerin ve bilgilerin ötesine geçer. Böylece insan doğruluk ve uygunluk iddiasını kendinden uzaklaştırma özgürlüğüne sahip olurken kendi tasarımlarını dışlaştırma rahatlığına erişir. Yani kendi tasarımlarını işte tarihte olaylarda görüyor. Bu anlamda Tanrı tasarımı boş lafa dönüşür. Tanrı us ve bilincimizin ötesine yerleştirildi mi? Hem Tanrı'nın doğası neyse onunla uğraşmaktan, hem de usu dünya tarihinden aramaktan kurtulduk demektir. Yani bunu yapmamalıyız diyor. O zaman başıboş varsayımlar ortada cirit atar. Dindar alçak gönüllülük vazgeçme yoluyla ne kazandığını çok iyi bilir. Yani olup bitenleri hep Tanrı'nın planıyla, ki o planın da bilinebileceğini düşünerek anlamak bir alçak gönüllü dindara yakışmaz diye. Mesela bizim İslam kültüründe, değil mi? Allahu alem diye bir laf vardır. Bence çok önemli. Yani Allah bilir demek. Çünkü sen sınırlı aklınla onun imkanları içinde bile bilirsin. Ama Hegel öyle düşünmüyor tabii. Yani Hegel biliyor dünya tarihi nereye gideceğini. Onun için biraz Tanrı meseleleri onu rahatsız ediyor. Yani dini şeyler, görüşlere
mesafe koymaya çalışıyor ama tekrar tekrar da dönüyor. İçi bir türlü rahat edemiyor. Öyle anlaşılıyor. Yani böyle elinin tersiyle itemiyor. Baskı da var tabii. Hani kültürde. Tanrı'ya ilişkin bilgimizin olanağı tartışmasına girmemek için Us'un dünyayı yönetmiş ve yönetmekte olduğu yolundaki önermemizin. Yani tabii bir dindar arkadaş şunu sorar. Ya neden Tanrı yerine Us diyorsun kardeşim? Ama bu tabii Kant'tan gelen bir şey. Aydınlanma döneminin geliştirdiği atmosfer içerisinde bu düşünceler oluşuyor. Yani insan zaten us insan üstüdür. Yani şunun veya bunun usu değil. Peki soru şu. Hegel us'un dünyayı yönettiğini nereden biliyor? Yani bu Hegel'e gayet açık geliyor, değil mi? Yani bunu bilmeyecek ne var diye cevap verebilirdi eğer Hegel'le belki konuşsaydık. Ama gıcık felsefeciler olarak yani bu soruyu her zaman sorabiliriz. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsan biliyorum. Sana ne? Sen benim nereden bildiğime bakma. Ne söylediğime bak. Şimdi bak, us diye bir şey söylüyor muyum? Tamam. Şimdi oradan başlayacağız. Bu bir kabul. Değil mi? Belki böyle bir diyalog olabilir miydi Hegel'le sanmıyorum da. Ama böyle bir Hegel düşünelim. Şimdi Hegel'le muhabbet ettiğimizi. Ya Egel amca nereden biliyorsun böyle bir us var dünya yönetiyormuş? Evladım bu bir kabul. Yani bu Almanlar ne diyor buna? Voraussetzung bu. Yani bunu kabul ediyoruz ki buradan çıkacağız yola. Şimdi bunu kabul etmeyince o zaman benim felsefem gitti demektir. Eğer beni dinleyeceksen, beni bir filozof kabul edeceksen, bunu kabul edeceksin. Buna itiraz ediyorsan, hadi git veya benim yazdıklarımı okuma diyebilir. Yani ben Hegel olsaydım öyle derdim. Böyle ikide bir gıcık tipler vardır. Nereden biliyorsun, nereden biliyorsun? İstihareye yattım, değil mi eskiler? İstihareye yattım, rüyamda gördüm. Fakat bu şudur. Böyle felsefe yapıtlarını, metinlerini bir şiir gibi düşünmek lazım. Yani bunu böyle analitik didiklemeler yaptığınızda bu metin ölür. Ama Hegel okuma isteği ve becerisine sahip analitik düşünen insanlar vardır. Herhalde onlar diyecek ki İşte bu bir kabuldür. Bunu tartışmıyor. Buradan yola çıkıyor. Yani hey beni okuyacak okurlar. Bak benim kabulüm bu. Tamam mı? Bunu kabul etmiyorsun. Okumayın. Us var, tamam mı? Us. Us dünyayı yönetiyor. O kadar. Ve öğretmen olsa buna itiraz edeni döverim.
Yani bunu veya dersimden geçirmem. Çaktırırım. Aa, nereden biliyorsun, nereden biliyorsun? Öğretmene bu soru sorulmaz. Öğretmenler bilir. Değil mi? Bazen de yani çocuklar bunu nereden bilir? Öğretmen bilir. Şimdi öğretmene değil mi? Sorulur mu nereden bilir? O koca öğretmen olmuş ya. Öğretmenler bilir. Tabii Hegel'le biraz dalga geçiyor gibi oluyoruz belki ama dalga geçmiyoruz. Ne yapıyoruz? Hegel'le dans ediyoruz. Düşünce Hocam, dans. pardon Tamam. hocam. Buyurun. Edebiyat yapsaydık belki hak vermek şey olacaktı. Daha kolay olacaktı ama tabii felsefe dediğimiz şeyde sorgulamak esas. Yani biz her cümlenin altını mutlaka sorgulamalıyız. Elbette. Ben Değil mi? öyle düşünüyorum. Evet, sağ olun. Ama tabii nereye kadar? Yani diyeceğiz ki yani artık bunu kabul etmiş, buradan yola çıkıyor diyeceğiz. Evet. Fakat tabii Hegel metni, bu metni alırsak sıkı bir eleştirel gözle dökülüyor bu metin. Yani bayağı dökülüyor. Mesela bir öğrenci olsa bunu ben yazdım dese, değil mi? Yani bu Ege'nin değil de ben yazdım. Gerçi yani karşı tarafın bilmesi lazım ama yani kıpkırmızı boyar bunu. Bu metni boyar yani. Böyle gıcık felsefe öğretmenleri vardır. Yani bir paragraf yazarsınız size kıpkırmızı geri verir. Tamam tamam artık bir daha yazmayacağım. Öf. Demek ki ben yazabilecek bir yetenekte değil. Her şeyi de kırmızıya boyamışsın be öğretmenim yani. Benim bütün içimdeki hevesimi öldürdün. İşte eleştiri. Çok önemli bir şey felsefede ama yani nasıl bir eleştiri, niçin eleştiri, ne amaçla yapılacak bir eleştiri, anlamak için mi yapılacak yoksa eski bir sözcük aklıma geliyor, berhava etmek için, yani bunu yok etmek için mi bu metni? Hatırlarsanız Hegel okumaya başladığımızda Russell'ın Hegel'i sevmediği, yani Hegel de filozof mu ya, böyle filozof mu olur? Bir hikaye anlatıyor. Bence dinlenebilir bir hikayedir. Tarihle İnsanla tarih yazımıyla ilişkili yaşamın ardındaki aklı söylüyor ki bu zaten bir manada felsefede, kadim felsefede, eskil felsefede yani eski Yunan ve Roma düşüncesinin altında yatan bir şey. Logos. Herakleitos okuyoruz değil mi? Herakleitos. Evreni yöneten Logos var. Hegel'de bu geleneğin yüzyıllar sonraki devamıdır. Tarihe ilişkin bilgimizin olanağı tartışmasına girmemek için neden girmek istemiyor? Değil mi bir soru? Ya tarihi marihi karıştırmayın şimdi.
burada bir tarihin nasıl gittiğini anlatacağız. Us'un dünyayı yönetmiş ve yönetmekte olduğu yolundaki önermemizin, öngörünün dünyayı yönettiği biçiminde, yani tanrısal bir gücün, dinsel bir kılık almasından söz etmeyebilirdim. Yani nereden de ağzımdan çıktı yahut kalemimden çıktı bu providensia meselesi diye herhalde biraz da pişmanlık duyuyor gibi. Yani bu dini meselelere filan bulaşmadan anlatsaydım keşke. Yine de bu konuyu bir yana bırakmak istemedim. Bununla nedeni kısmen kendi önermemizde adı geçen dinsel bilginin nasıl ileri bir bağlantı içinde olduğunu göstermek ama kısmen de felsefenin dinsel doğruları anmaktan utandığı ya da utanması gerektiği ve bunlardan kaçındığı, bu yüzden de bu konularda hiç de iyi niyetli olmadığı tarzındaki kuşku ve sanıdan kurtulmaktı. Ha. Yani diyor ki, hakikati din de söylemiş olabilir. Yani ben din söyledi, dinde de bunlar söylendi diye onların için anmayayım. Ben açığım diyor. Öyle bir dine karşı bir düşmanlığım da yoktur. Buna karşılık günümüzde işler o denli ilerlemiştir ki felsefe tanrı bilimin yani teolojinin tanrı bilim diye karşılamanın çok uygun olmadığını düşünenlerdenim. Yani teoloji olunca lojiyi gördüğümüz her yere bilim mi koyacağız? Yani Tanrı'ya olan inançla ilgili tartışmaların olduğu alan teoloji. Çünkü loji her zaman bilimi göstermiyor. Tanrı bilimin bazı türlerine karşı dinsel konuları kendi üzerine almak zorunda kalmıştır. Yani felsefenin elbette teolojiyle bağlantısı var. Yani felsefe Venn şeması vardır değil mi? Hepimiz okullarda okumuşuzdur yani. Çemberler. Mesela üç çember düşünelim. Üç çemberin kesiştiği yerde, belki daha başka çemberler de var. Felsefe. Bir, bilim. Bilimle kesişimi var. İki, din. Dinle kesişimi var. Üç, edebiyat, sanatla kesişimi. Üçünün kesiştiği yerdedir. Çünkü bir söz söyleme işi. Yani unutmayalım ki Sokrat öncesi filozoflar şairdi. Yani bir anlamda onların metinleri manzum halinde, yani farklı sebepleri var manzum yazılmasının belki ama Platon'un diyaloglarına bakıyorsunuz. Müthiş bir edebiyat değeri var bence. Yani belki bütün diyalogların değil ama Aristoteles'te pek onu göremiyorsunuz. Aristoteles'in şiirleri olduğu söylenir ama belki de vardır, var herhalde. Ama yani çoğu mesela Stoacılardan Seneca, Marcus Aurelius falan
Yani onların metinlerinde de bir edebi şey vardır. Tam edebiyatçı gibi değiller ama. 19. yüzyılda bunun tipik örneği Nietzsche'dir. Yani Nietzsche'nin Zerdüşt'ü bir edebiyat metni midir? Bir felsefe metni midir? Gibi sorular sorulabilir ama bu ikisinin kesiştiği yerde böyle metinler var tabii. Şiir diye yazılan birçok şiirin felsefi değeri vardır. Yani birçok filozofun ya da filozofların sayfalarca üzerinde kafa patlattıkları yazılar yazdıkları şeyleri bir iki dizeyle söyleyeveren şairler olabilir, vardır yani. Ahmet Hocam, Buyurun. felsefi değeri olan şiire bir örnek verebilir misiniz? Bilmem yani şimdi herhalde tam söyleyemem ama bunu şeyde görürüz. Yani Heidegger bu konuyu açmıştır. Biraz da nasıl okuduğunuza bağlı. Felsefi insana dair mesela bizim yenilerden Edip Cansever'in kimi şiirlerinin müthiş bir insan ve yaşam anlayışı içerdiğini söyleyebiliriz. Yani Türk edebiyatında hani divan edebiyatında da vardır belki insana dair. Hölderlin olabilir mi hocam? Kim? Hölderlin. Hölderlin, evet. Evet yani şeyde Batı edebiyatında işte Heidegger'in şairleri var. Hölderlin bunların başında geliyor. Tabii Hölderlin, bilmiyorum Türkçe'ye çevirdi galiba, nasıl çevirdiklerini bilmiyorum ama Hölderlin çok farklı biri ya. Yani Hölderlin biliyorsunuz şizofren bir hasta. Yani şeyi kaybediyor, gerçeklik duygusunu falan. Ama Hölderlin yüzyıllar sonra eski Yunan'ı duymuş ve yaşamış. Ve oradaki tanrıları, tanrıçaları dünyasına almış. O dünyada yaşamış. Onun için çok çarpıcıdır. Tabi Hristiyan kültürü de şiirlerinde var. Ama yani bir çırpıda şeyini anlamak zordur. Yani o şiirin dizelerini mesela hani Türkçe söylersek iki çarpıcı dizesi aklıma geliyor. Veya dizenin bir kısmı da olabilir. Niçindir şairler veya ne arar şairler diye de çevrilebilir. Bu ıpıssız dünyada. Tam çevirmek tabii zor da. Hani ıpıssız canı çıkmış. Ne arar şairler? Ne arar sözü yani vozu, votsu. Niçin? Neden? Ne arıyor? Bu Nietzsche'den bir dünyada. Ve bir söz başka şeyi bu ekmek ve şarap şiirinden bir parçadır. Bir de
şairane yurt tutar. Yani yurt tutar. Wohnen sözünü yurt tutmak, yerleşmek, işte iskan etmek filan diye çevirileri yapılabilir. Şairane yurt tutar insan bu yeryüzünde. Şairane veya şiirsel nasıl çevirirseniz. Hakikaten böyle yurt tutuyor muyuz? Bu gezegendeki yaşamımız bu gezegendeki şiirin farkında mıyız? Herhalde yaşayıp gidiyoruz. Yani bunu Heidegger'in yorumu Ölderlin'in bu şiiri üzerine 1946. Yani artık Almanya'nın harabe haline geldiği birçok kentinin bir ortamda Hölderlin'in bu şiirini yorumlar. Müthiş bir metindir. Herhalde onlar Türkçe'ye çevrildi. Bilmiyorum. Hocam Hölderlin şiirlerinden Oruç Aroba çok çeviri yaptı. Hölderlin şiirlerinden. Evet, yani Oruç muhtemelen iyi çevirmiştir. Ama başka Tübingen'de çevirilerin de olduğunu dönemde. sanıyorum, Pinhan'dan filan belki. O Evet Pinhancılar hocam. bu konularda iyi çalışıyorlar. Belki oralardan çıkmıştır. Yurt şiiri de çok güzel. Bir de hep Hölderlin şey diyor hocam. Keşke olanağım olsa, kanatlarım olsa da senede bir kez Küçük Asya'ya gidebilsem. Yani Efes, İzmir bölgesini kastediyor. Evet tabii. Yani Orada Akdeniz. çünkü şey. Evet. Ya. Ama bir şaman gibi sanki oturduğu yerde gitmiş. Yani ayağıyla basmamıştır ama ruh olarak yaşamış. Bu dini şeyden bakın Hegel kurtulamıyor. Tekrar tekrar dönüyor. Bu da birkaç metin var. Farklı şeylerle onun için farklı yazılmış bakın. Yazım harfler daha değişik. Herhalde birkaç metni vardı. Çıkardı, tekrar koydu. Ege'nin elde olan metinlerinin farklı halleri, durumları, biçimleri. Kaza ve kaderin planını görmek isteminin cüretkarlık olacağı sık sık söylenir. İşte bu Hegel'i rahatsız ediyor. Hani biz sorduk ya nereden biliyorsun? Yani sen kaza ve kader bu yine işte o büyük yaratıcının planı. Sen kimsin ki bu planı görüyorsun? Belki bu planı görüyorum demiyor. Ben usun dünyayı, dünya tarihinin arkasındaki planını görüyorum diyor. Bu da Hocam, şimdi, buyurun. şimdi ön söze baktım da bu yazı tiplerinin farklı olması şeyden kaynaklanıyormuş. Kimileri öğrencilerin aldığı ders notlarıymış, Evet. kimileri de direkt Hegel'in kaleminden çıkan Evet, farklı bölümlermiş. metinler, evet. Çünkü o kendi metnini belki konuşmada okuyordu ama zaman zaman metnin dışına çıkıyordu. Ve onu da öğrenciler herhalde not aldılar.
Çünkü bu kültürde hep yazılı olarak konuşma vardır. Yani irticalen konuşma pek rastlanmaz irticalen. Onlar özgür konuşma falan diyorlar ama yani o saygısızlık kabul edilir. Yani demek ki hiç hazırlanmamış. Oturuyor aklına ne geliyorsa söylüyor falan diye anlaşılabilir. O gelenekten yetişmiş hocalar da mesela benim hocalarım da öyleydi. Hep metin üzerinden derslerini verirlerdi. Nerme Uygur öyle değildi ama Nerme Uygur'un notları böyle ufak ufak şeyleri vardı bir defteri. Oradan okumazdı. Arada bir oraya bakardı ama şey konuşurdu. Yani doğaçlama konuşurdu ve çok güzel konuşurdu. İyi bir hatipti yani ve çok dolu bir insandı Nermin Uygur. Zaten kitaplarında da görürsünüz. Bu da şimdilerde kuşku götürmez genel bir doğru haline gelen Tanrı'nın bilinemeyeceği görüşünün bir sonucudur. Bu görüşe varan Tanrı bilim olduğuna göre demek ki böyle bir teoloji olduğunu düşünüyor. Halbuki farklı yani Hristiyanlık içinde de farklı inanç gruplarının farklı teolojileri olabilir. Tanrı'yı bilmek üzere felsefeye sığınmaktan başka yapacak bir şey kalmaz. Bakın burada kendine. Ey müminler, Hristiyan, inananları felsefe size anlatacak diye. Yine de bunu bilmek istemek felsefenin kibridir sanılır. Yani haddini bilmemek. Hep kafasına takmış ve o şey kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Herhalde zaman zaman hay Allah yani şimdi ne yapsak be. Biz Us'un nasıl dünyayı yönettiğini söyleyeceğiz ama içinde bir şeytan var bak. Yani filozof olmak öyle bir şey. İçinizdeki şeytan hep olacak. Yine de bunu bilmek istemek felsefenin kibri sayılır, sanılır. Fakat daha doğru olarak asıl alçak gönüllülüğün Tanrı'yı her şeyde tanımak, onu her şeyde özellikle dünya tarihi sahnesinde saymak olduğu söylenmelidir. Bu da bence bu cümlede bir kıvırma cümlesidir. Yani teologlarla çatışmama veya müminlerle yani mümin Hristiyan dindarlarıyla çatışmayı istememekle ilgili bir manevra cümlesi gibi geliyor bana. Çünkü bu insanlar küçüklüklerinden itibaren iyi bir dini eğitim alıyorlar. Biliyor yani çünkü kendi kültürü. Yani ben filozofum bana ne din demiyor bakın. Çünkü tin yani geist içinde din var. Yani Kant bu işlere hiç bulaşmıyor.
Ama bu Alman idealistlerinde Tanrı var tabii. Var. Yani us falan diyor ama arkasında işte uyu Tanrı. Tanrı'nın bilgeliğinin doğada tanınacağı konusunda bir geleneği sürdürüp duruyoruz. Yani doğa düzenine bakın bu düzeni Tanrı sağlamıştır. Yani doğada Tanrı'yı görüyorsak niçin tarihte görmeyelim? Değil mi? Bu bilgeliğe hayvan ve bitkilerde hayran olmak bir süre modaydı. İnsan yazgılarına, doğanın ürünlerine şaştığımız ölçüde Tanrı'yı tanımaktaymışız. Eğer kaza ve kader böyle şeylerde kendini gösteriyorsa, niçin dünya tarihinde göstermesin? Dünya tarihinin malzemesi çok mu büyük geliyor? Kaderin gerçekten de alışılmış bir düşünceyle yalnız küçük şeylerde etkin olduğunu sanıyoruz. Kader sanki insanlara sadaka dağıtan, onların derdine çare bulan zengin bir adam. Dünya tarihinin malzemesinin kaza ve kadere çok fazla geldiğini söyleyenler yanılıyor. Çünkü Tanrı'nın bilgeliği büyükte de küçükte de birdir. Halkların ve kralların kaderinde neyse bitki böcek içinde odur. Tanrı'yı çok zayıf sanmayalım. Kim sanıyor ki? Bilgeliğini büyük işlerde de tanıyalım. Yani biz insanlar hep kendi bireysel dünyamızda Tanrı'yı görüyoruz ama Tanrı evrende görüyoruz, doğada görüyoruz ama tarihte niçin olmasın? Ne olursa olsun doğa dünya tarihine göre daha alttaki bir sahnedir. Yani dünya tarihi çünkü insanın tarihidir. Doğanın tarihi yoktur, geçmişi vardır. Tarih insanın tarihi. Yani Alman düşünce geleneğinde böyle bir şey var. Anlayış var. İtiraz edenler vardır elbette ama bu herhalde genel bir anlayış olsa gerek. Doğa, tanrısal idenin kavramsızlık içinde olduğu alandır. Çünkü orada insan yok. Yani orada bir düzen var. Ama bilinç yok. Tinsellik onun kendi vatanıdır. İşte orada tanınır olması gerekir. Yani ancak tinsellikte doğayı anlayabiliriz. Doğada tinselliği değil. Us'un kavramıyla donanmışsak, ya arkadaşlar hala donanmadınız mı? Yani Us'un kavramıyla donanalım ve anlayalım. Donanmışsak, hiçbir malzeme bize çekinme duygusu vermemeli. Yani doğadan gelen malzemeyi de, dinden gelen malzemeyi de, bilimden gelen malzemeyi de, sanattan gelen malzemeyi de,
kullanırız. Tanrı'yı bilmeyi istememek gerektiği iddiası, kuşkusuz buradakinden daha geniş bir biçimde ele alınmalıdır. Ancak bu konu bizim amaçlarımızla çok yakından ilişkili olduğundan, öncelikle genel bakış noktalarının verilmesi kaçınılmazdır. Tanrı bilinemeyecekse, tinin ilgilenmesi için geriye yalnız tanrısal olmayan, sınırlı, sonlu şeyler kalır. Bunu Hegel istemiyor. Yani o anlamda sonsuzla da tin ilgilidir. Sonlu olan şeyle kesinlikle uğraşılmalı, ancak daha üst bir zorunluluk olarak yaşamın bir pazar günü de olmalı. Öyle ki, hani herhalde kilise ve manevi inanç alanını kastediyor olsa gerek. Ya, dinlenme, düşünme alanı. Öyle ki insan hafta içindeki uğraşlarını aşsın, doğrularla aşsın, bunların bilincine varsın. Eğer Tanrı'nın adı boş bir seda olmayacaksa, Tanrı'nın iyiliğini ya da bize kendi bildirdiğini kabul etmeliyiz. Eski Yunanlıların tasarımında Tanrı, kıskanç bir varlık olarak düşünülmüştür. Tanrı, büyüklerin düşmanıymış, büyüklerin batması Tanrı'nın buyruğuymuş, buyruğuymuş, buyruğu imiş. Aristoteles, şairlerin çokça yalan söylediğini söylüyor. Çünkü tanrılar hakkında konuşan şairler ya, Tanrı'ya kıskançlık yakıştırılamaz. Tanrı'nın kendini bize bildirmediğini iddia edecek olursak, bu Tanrı'nın kıskanç olduğunu söylemeye varır. Bakın, bu da yine bir manevra. Yani Tanrı bizi bildiriyor. Bildirmediğini mi söylüyorsun? Demek ki Tanrı kıskanç ki kendini saklıyor. Gibi bir düşünce herhalde. Nasıl ateş başka bir şeyi tutuşturduğu için sönmezse, Tanrı da kendini bildirmekle bir şey yitirmez. Neden kıskanç olsun? Her neyse, denilecek ki Tanrı kendini bildirir, ama ya Tanrı kendini bildiriyor, peygamberlere bildiriyor. Bir de Hegel'e herhalde bildiriyordur. Yani bir Tanrı, değil mi? Tanrı kendini bildirir, ama olsa olsa doğada ya da insan gönüllerinde, duygularında. Onun için zamanımızda bu kadarla kalınması isteniyorsa yerindedir. Tanrı bizim için aracısız olarak bilincimizde, görüde vardır. Görü ve duygu düşüngemeye dayanmamakla birleşirler. Burada herhalde görü Kant'ın anladığı anlamda. Bu görüşe karşı insanın düşünen varlık olduğu, düşünmesiyle kendisini hayvandan ayırdığı vurgulanmalıdır. Düşünerek davranır o. Kendisi bunu bilmese de böyledir.
Tanrı kendini insana açıyorsa, kendini temelde onun düşünen yanına açıyordur. İnanan yanına açmıyor. Eğer kendini insana duygu yoluyla açsaydı, onu düşüngeme yetisi olmayan hayvan düzeyine indirmiş olurdu. Hayvanlara din yüklemiyoruz ki. Gerçekten de insanın dini varsa, bu hayvan olduğu için değil, düşünen varlık olduğu içindir. Demek ki Tanrı'yla irtibatımız da Tanrı'nın insana kendini açması da düşünen yanımıza, aklımıza, insan olarak aklımıza açması. İnsanın düşünmesiyle hayvandan ayrıldığı, herkesin bildiği bir doğru yine de unutuluyor. Tanrı kendinde ve kendi için öncesiz ve sonrasız varlıktır. Değil mi? Bu deyimi daha önce de konuşmuştuk. Kendinde, yani başka bir şeye muhtaç değil. Ve kendisi için, yani düşünen bilinci olan demek kendisi için. Kendinde ve kendi için genel olan şey ise duygunun değil, düşünmenin konusudur. Besbelli her türlü tinsellik, her türlü bilinç içeriği, düşünmenin ürünü ve konusu olan her şey, en başta da din ve tözsellik, yani bir şeyin tözü. Onu o yapan. Duygu biçiminde de insanda olmalıdır. Ve öncelikle duygu olarak oradadır. Ama duygu insanın bu içeriği kendisinde bulduğu kaynak değildir. Fakat bulma tarzıdır. En kötü formdur. İnsanların yanı sıra hayvanların da sahip olduğu bir form. Tözsel olan şey duygu formunda ortaya çıkmalıdır ama onun daha yüksek, daha vakarlı biçimi de vardır. Ahlaksal olan, yani doğru olan tinsel içerik öyle gerekiyor diye duygu derecesine indirilir. Genellikle orada tutulmak istenirse, yani bu bir inançtır, duygularla yaşanır diye orada tutulmak istenirse, o zaman temelde bu içeriğe hayvanın formu veriliyor demektir. Ama hayvanın böyle bir şeye yeteneği yoktur. Şimdi bakın, Hegel dünyanın gidişini bilecek. Burada bunu akılla yapacak. Bunun akılla nasıl olacağını dayanağını ortaya koymaya çalışıyor. Yani düşünen insanlarsak
Us bize kendini açar. Tanrı da kendini açar. Yani Tanrı yalnız bizim kalbimize, yani duygularımıza değil, aklımıza da kendini açar diye düşünüyor. Ama bu açmayı, açılmayı duygu aşamasında bırakmamak gerekir. Eğer duygu aşamasında kalırsa, kaldığı sürece tinsel içerik hala örtülüdür ve bütünüyle belirsizdir. Çünkü duyguda bilinç yok. Bilinç olabilmesi için düşünce düzeyine çıkması gerekir. İnsanın duygu yoluyla sezdiği bir şey hala bütünüyle özneldir ve öznel bir biçimde vardır. Öyle duyuyorum dersek kendimizi kapatmışız demektir. Çünkü öyle duyuyorum dersek tartışamayız kimseyle. Yani sen öyle duyuyorsun, ben böyle duyuyorum, bitti. Oysa tartışabilmemiz, tartışarak bir yere gidebilmemiz için ortak bir zemin olması lazım. Ortak zemin nedir bütün insanlarda? Akıldır. Duygularımız farklı farklı olabilir ama aklımız farklı olamaz. Yani üç kere üç, dokuzdur. Yani sana göre dokuz, bana göre dokuz denmez derler. Tabii bu onluk sayı sistemi için söylüyor. Değil mi? Onun için insanlar arasındaki ortak zemin, ahlakımızı da akla göre kuracağız. Dünyaya bakışımızı, tarih anlayışımızı da akla göre kuracağız. İşte ortak taban oluşur diye. Oysa duyguya getirirsek öznel bir yerde kalmış oluruz. Dolayısıyla Tanrı'yla olan ilişki salt duyguya indirgenmemelidir. Yalnızca belirsiz duygular söz konusuysa Tanrı'nın ve onun içeriğinin bilgisine sıra gelmiyorsa geriye benim heveslerimden başka bir şey kalmaz. Sonlu olan son söze sahip olur. Bu da Tanrı'yla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Tanrı düşüncesinin getirebileceği sınırlamaları da ciddiye almıyorum demektir. Çünkü kendisi sonsuz bir şeyi usu bilebileceğini düşünüyorsa çelişkiye düşmemesi için Tanrı'yı da bilebileceğini kabul etmek durumundadır. Evet, 51. sayfada kalmış olduk arkadaşlar. Nasıl geliyor Hegel? Hocam, ben sanki biraz Russell'a hak verdim. Buyurun. Sanki biraz Russell'a hak verdim okudukça diyorum ama bilmiyorum çok hadsizce bir yorum mu olur? Ne dedin tam anlayamadım. Büşra. Şu anda geliyor mu sesim? Ha, geliyor. Ne sezmiştin? Ya biraz hadsizce olur belki ama biraz Russell'a hak verdim gibi sanki okurken. Her şey o kadar Russell'a hak soyut. verdin. Evet. Evet. Ama yani Hegel'in kendisi çok somut ve anlaşılır şeyler söylediğini düşünüyor. Ve dikkat ederseniz hep bir uzlaşma çabası var.
Değil mi? Yani dini tarafla uzlaşmaya çalışıyor. Arkadaşlar bunları okuyup tartışacağız ileride de. Onun için şimdi burada bitiriyorum. Görüşmek üzere haftaya.